merhabalar. Mukaddes Pekin Başdil ben. Bir süredir canlı yayın yapmadık Lemuria Akademi'de. Burayı çok ihmal ettiğimizi düşündük. Sevgili Şanal hocamızla bu geceki yayınımız burada olsun istedik. Şanal Günseli ile yayınımız sevgili canlar. Hep Mukaddes Pekin Başdil'de yapıyoruz ve burayı çok ihmal ettik. Biraz da burada yapalım yayınları. Arada sırada burada yapalım dedik. Şanal hocam gelir gelmez bağlayacağım. Şanal Günseli ile evlenirken kaç kişisiniz diyeceğiz. Evlenirken kaç kişisiniz diyeceğiz ve güzel bir yayın olsun. Ramazan Tolga Yol Yapan hocam hoş geldiniz. Şanal hocam bakayım siz neredesiniz? Ramazan hocam biraz burayı destekleyelim. Birkaç gün içinde bir yayın daha yapalım burada sizinle. Bekliyorum hemen. Öbür taraf yine engellemeye başladılar canlarım. Öbür tarafı yine engellemeye başladılar. Ne yapsak ne etsek bilmiyorum. Yanda güzel. Şanal hocam olmak çok güzel. Ramazan hocam hazırlanın birkaç gün sonra şu Lemurya'dan bir yayına. Hoş geldiniz hocam. Can hocam, güzel hocam hoş geldiniz. Nasıl, öbür tarafı da şu anda duyuru yapıyorlar. Ekip duyuru yapıyor. Burada Şanal Hoca'yı tanımayanlar varsa hemen takibi alın sevgili canlar. Lemurya Akademi'nin canları. Yukarıda ok işaretinden Rey Şanal Günseli. Burada olmayan, hocamı tanımayan varsa hemen takibi alıyoruz sevgili canlarım. Evet Şanal Hocam nasılsınız? Vallahi öyle tanımayan varsa çok küserim ha ona göre. Vallahi ben de küserim. Bir, iki gün önce burada bir yayın yaptık. Buraya geçtik hocam. Aa, bir baktım herkes buraya geldi. Ya dedim siz burayı bilmiyor musunuz canlar? Evet. Aynen. Ramazan hocam burada birkaç yayın yapalım bu ara. Evet. Canlar da. Tamam. Öbür taraf yine ne yaptılarsa yaptılar. Orada son günlerde yayınlar alabor olmaya başladı. Hocam evlenirken kaç kişiydiniz? ben iki kişi zannediyordum ama kalabalıkmışız çok. Hocam biz galiba bayağı bir 400-500 kişi evlenmişiz. Takipteyim küslerim. Şimdi... Biz 400 küsür. 400'ün üstü var. 500'ün üstü var mı evet. Bilmiyorum. 400 ile 500. Valla şöyle bir kere banko iki kişi evleniyor ama erkeğin arkasında anne babası en az ihtimalle. Kadının arkasında kendi anne babası saydığın zaman en az 6 kişi. Fakat şimdi bu iki türlü oluyor. Ben yorumlara baktım da bazıları şey demiş. Biz Türkler doğulu ülkeler şeyiz. Böyle biraz toplum halinde kalabalık yaşadığımız için herkes karışır işte evlenen çiftlere diye. Yani fiziken karışmaktan bahsederler. Tabii o da var. İşte ne zaman evleneceksin, ne zaman çocuk sahibi olacaksın, düğünü şöyle yap, şurada otur falan gibi böyle sürekli yeni evlenmiş, garibim, genç çiftlere müdahil olur. Bir de iki taraflar. Sonra o yetmez. Bir de kendi aralarında bir çekişme vardır. Hani o taraf der ki benim dediğim olacak, öbür taraf der ki benim dediğim olacak. Ama benim şeyim, maksadım o değil. Yani benim kastım o değil. Benim kastım kişilerin kendi kişiliklerinin içinde taşıdıkları diğer benliklerden bahsediyorum ben. O çok dramatik tabii yani. Şimdi onlardan biraz söz edeceğiz. Bu arada çok sevindirici bir şey oluyor. Bana danışmanlık için başvuranlar o kadar kendileri hakkında doğru tespitler yapmaya başlamışlar ki dedim Allah Allah siz bunu falan nereden? Dediler ki ben sizin videolarınızı işte şu kadarını izledim, takip ediyorum, şunu öğrendim falan filan. Yani bu çok sevindirdi beni. İnsanlar artık çok bilinçleniyorlar. Evet, evet. Biliyorsunuz bir kuantum benlik diye bir şey var. Bir Newton benliği var. Newton benliği şey gibi böyle bilardo topu gibi. Yani dışarıdan başka bir bilardonun içine giremez. İkisi birlikte tek bir vücutmuş gibi olamaz. Ama kuantum benlikle bir sürü benliklerin toplamıyız aslında biz. Dolayısıyla var ya hani kenarına bak, bezini al, anasına bak, kızını al diye.
bir benzetme var mesela. O aslında çok doğru. Ama keşke sadece anne olsa. Yani bir sülaleyle aslında evlenmiş oluyorsunuz. Eskiler bunu aşağı yukarı belki bildikleri için el yordamıyla bir genç kız ya da genç erkek evlendirileceği zaman onun bütün akrabası falan hayat hikayeleri kim ne yapmış ne etmiş incelenir. Bunun için mahalleden özel şeyler tutulur. Meraklı teyzeler, yengeler falan tutulur. Onlar gider araştırma yaparlar. Oturmaya kahve içmeye gider. Bakkala şuna buna sorulur. Muhtara sorulur. Bunlar yani bunlar gerçekten önemlidir. Ama şimdi böyle düşünülmüyor. Şimdi insanlar orada burada tanışıyor. İlk başta cazip geliyorsa evleniyor ya da birlikte oluyorlar. Şimdi bizim söyleyeceğimiz yani bu şeyde yayında altını çizeceğimiz şey hiç kimse tek başına bir şey değil, bir birey değil. Belli bir zamana kadar tabii ki. Yani o üstündeki yapışmış olan böyle bulaşmış olan benlikleri temizleyip atana kadar çok kalabalık yani. İşte biliyorsunuz Seninle Başlamadı diye bir kitap var. Orada bunu çok güzel anlatır. Birçok şekilde biz aslında öyle iki kişi değil, altı kişi de değil ama 40 mı 50 mi bilemem. Ama ben onun çok da fazla olduğunu düşünmüyorum. Bir kere anne babaları taklit ve takip gerek kesin. Kız çocuklar için babayı takip kesin. Erkek çocuklar için de anneyi takip kesin. Şimdi birini takip ediyor, birini seviyor, öbürüne de bir düşmanlık da besleyebiliyor. Yani birisi gibi olmamaya çalışıyor, birine kızıyor, öbürünü seviyor, birine acıyor, onu şanssız, talihsiz buluyor. Birine diğerine kötü davrandığı için ona kızıyor falan. Yani ne olmuş oluyor? Onların hikayelerini kendi hikayesi olarak benimsiyor. İşte en büyük yanlış o. Halbuki onlar iki ayrı insandılar. Gençken evlendiler. Gençken insan ne bilir ki cahili cüheladır yani. Araba kullanırken bile bir sürü kursa gidiyorsun, ediyorsun. Evlenirken o süper falan sırtına vuruyorlar. Gerdeğe sokuyorlar seni. Sonra bir bakıyorsun ki araba kullanmaktan daha zormuş meğerse ama yani bunu öğrenene kadar bir 15-20 yıl geçiyor tabii ki. Şimdi bu bir kere bu gerçeği bilmek lazım. Biz evlenirken iki kişi değiliz. Altı da değiliz. Yani sadece onun anne babasını da almıyorsun. Ve ben fiziki olarak ailelere karışan diğer insanları kastetmiyorum. Hani sürekli gelip soran, telefon açan onu böyle falan. Onu kastetmiyorum. O zaten herkesin bildiği bir şey. Şimdi ne gibi yanlışlar oluyor. Onu şey yapmaya başlayalım. Saymaya ve söylemeye başlayalım. Şimdi birinci yanlış daha çok şimdi erkek annelerinde bu oluyor. Diyor ki madem bu çocuğu ben taşıdım karnımda doğurdum bin bir zahmette İşte altını bezledim, sütünü emzirdim, kucağımda taşıdım, hastayken baktım, zahmetini, mihnetini çektim. Bu velet büyüdü, evlendi, kızın biri kaptı bunu, aldı götürdü. Yok öyle ya ama. Öyle ya ama yok. Şimdi ben ne yapıyorum? Onun iç sesini dillendiriyorum. Ona bakarsan belki diyecek ki işte kızım, şey oğlum evlen de mürüvvetinizi görelim falan filan. Meşhur biliyorsunuz bir kayınvalide terörü vardır. Kaynana gelin. Yani bu bütün şeylere, şarkılara, hikayelere girmiştir. Ve çocuğunu şöyle bir telkinle gönderir. Eve gönderir ama ipi kendi elindedir. Ne yapacak? Ona çok fazla zaman ayırmayacak. Kime? Evlendiği kadına. Kendisine zaman ayıracak. Ona çok fazla sevgi saygı göstermeyecek. Kendisine sevgi saygı. Ona çok fazla para pul yatırımı yapmayacak.
üstüne ev bak yapmayacak. Çok fazla zaman geçirip oraya buraya gezdirip götürmeyecek. Peki bunu nasıl sağlar? Her gün telefonda talimat vererek. Hayır. Sürekli kendisini, yani oğlunun kendisine ne kadar borçlu olduğunu sürekli zaten işliye işliye onu hazır hale getirmiştir. Zaten içinde müthiş bir borçluluk ve suçluluk duygusu vardır. Yani hani hep çip takmak, çip takmak ileri, çip budur yani. Sen bana borçlusun, ödemezsen suçlusun. Peki ne kadar ödeyeceğiz? Belli değil, sonsuz. O bitmez yani. Şimdi ne olur? Çocuk arada kalır. Adam ya da. Şimdi bu tarafta karısı var. Buna ilgi gösterse öbür taraf. Buna ilgi gösterse diğer taraf. Arada kalır ve sırf bundan dolayı ölmeyi tercih eden insanlar mı gördüm ben arkadaşlar? Bak, çok keskin ve acı bir şey söylüyorum. Sırf bundan dolayı tık diye bir gün kalpten gitmiş ben insanlar tanıyorum. Bunların bir kısmı benim çok samimi tanıdıklarımdı yani. Çok eski arkadaşlarımdı. Arada kaldıkları için. Gelelim diğer tarafa. Sonra daha geri planlara da geçeceğiz. Kalabalığı çoğaltacağız bayağı. Kız tarafına baktığımız zaman da şeyler, babalar, bu da tabii ki çok böyle nasıl söyleyeyim, dişil eril prensiplerin birbirini çekmesiyle biliyorsunuz kız çocukları babalara aşıktır. Ama babalar da bazen kız çocuklarına aşık olabiliyorlar. Ya da aşk derken bildiğimiz anlamda karşı cins aşkı değil. Bu iki karşı elektrik gücünün birbirine çekilmesiyle alakalıdır. Bunun üzerinde çok filmler vardı. Mesela bir Amerikan filmini hatırlıyorum. Baba kızını damada verirken ona neler yapıyor, neler yapıyor yani damada. Çünkü ona layık görmüyor ama farkında değil adam. Komik durumlara düşüyor tabii orada tam böyle komedi. Şimdi ne yapar? Yani o annenin oğluna beslediği gibi düşünmez de yani sanki kendi her cins karşı cinste tamamlamak ister ya tamamlanmak. Eğer bunu karısında yapamamışsa kızında yapmaya çalışır. Bu mutlaka cinsellik bir olacak bir diye bir şey yoktur ama bazen öyle bile olabiliyor. Duygusal olarak bir bağ kurar kızıyla. Ve kızına öyle bir mesaj verir ki seni benden başka kimse benim kadar sevmez. Yani bu kadar kimse sevemez. Ve sen eğer ayrılıp gidersen ben çok üzüleceğim. Ben yalnız kalacağım. Kızcağızın biri diyor ki ya sırf diyor uzaklaşmak için Avustralya'da eğitime gittim. Babam diyor ben uçağa binerken hüngür hüngür ağlıyorum. E şimdi bu durumda nasıl o kız gittiği yerde çünkü sürekli babası geliyor diyorsun. Bir de küçükken bunu işlemiş şey yapmış değil mi? Yani öyle babalar gördüm ki 17-18 yaşında genç kız okula bırakıyor arabasıyla çıkışta da alıyor. Sonra adam ölüyor. O kadıncağız kalıyor mu böyle tığ teber şahı merdan? Biliyorsunuz öyle bir laf vardı. Tığ teber şahı merdan. Ortada kalıyor yani. E çünkü babasız bir hayat düşünemiyor. Babası ona kimse seni benim gibi koruyamaz, destekleyemez. Dolayısıyla ben yoksa sen bir hiç olursun. Öyle kalırsın mesajı dolaylı olarak vermiş oluyor. Bu insanlar kendilerini vazgeçilmez kılmaya çalışan kişilerdir. Vazgeçilmez kılmak. Bu egonun taktiklerinden birisidir. Kendini vazgeçilmez. Halbuki seven, gerçekten seven bir insan kendini kısa yoldan vazgeçilir hale getirmesi lazım. Yani ben yoksam sen bir hiçsin. Evet. Seven insan bunu yapmaz. Ama genellikle de biliyorsun çok söylerim. Ben sürekli söylerim.
gerçekten seven çok az kişi vardır. Dolayısıyla o Gerçekten seveceğim, bu seveceğim. sevdiğinizde zaten ne olursa olsun hocam, yani terk etse de, kızsa da, öfkelense de, çalsa da, çırpsa da. Yani Evet. sizi ben seviyorsam, yani ben öyle düşünüyorum. Yani siz ne yaparsanız yapın, kuyumu kazın, arkamdan entrikamı çevirin, dedikodumu yapın, gıybetimi yapın, paramı çalın, ya önümden arkamdan konuşun. Yani örnek verdim tabii ki. Evet. Sevgi varsa ben yine sizi seviyorumdur. Ne Evet. yaparsanız yapın seviyorumdur, değil mi? Hemen Doğru. Tabii vazgeçilmez. ki Yani bu ama sevgi sevgi değildir. şefkat tokadı diye bir şey vardır. Ayrıca onu sonra konuşuruz. Şimdi burada benim söylemek istediğim şu. Vazgeçilmez vazgeçilmez kılmaya çalışmak kendini çok büyük bir tehlikedir ama ego bunu yapar. Yani bir öğretmen bir yandan öğrencisine bilgisini aktarırken bir yandan da aslında öğrettiklerinin hepsini öğrenmemesini isteyerek yine öğrenci öğretmen konumunu sürdürmek ister mesela. Karı koca arasındaki ilişkide de bu vardır. Ne bileyim koca karısının bir meslek sahibi olmasını, ayaklarının üstünde durmasını korkar, istemez. Bağımlı olmasını ister. Yani parayı ondan alacak, o verecek, bilmem ne yapacak. Diyelim ki kadın geldi bir gün dedi ki ben senden ayrılmak istiyorum falan. Bir çeker böyle ona verdiklerini. Böyle yine tığ teber Şah-ı Merdan. Yani bugünün şeyi cümlesi tığ teber Şah-ı Merdan olsun. Ortada kala kalır ve bundan dolayı korktuğu için adamı bırakamaz. Bu her şeyde geçerlidir. Dolayısıyla gerçekten seven şey yapar. Kendini bir gün gelip gereksiz kılar aslında ve aslında Tanrı'nın insanlara yaptığı şey budur. Kendini gereksiz kılmak. Önünü açıyor yani insanoğlunun. Önünü açıyor. Bana ihtiyacın yok. Yürü diyor ya, yürü. Çünkü ben sana kendimdeki güçleri verdim. Toptan verdim bir de. Hani böyle peyderpey vermiyorum. Toptan Evet, verdim. kendi kendine. Koşulsuz verdim. Koşulsuz. Gerçek sevgi bu. Ama Neyse. anne de baba da muhtemelen bağımlı kılmak ya da eski eşler, sevgililer bağımlı kılmak. Evet. Onu da unutmayalım. Aynen. Mesela bir danışanım vardı. Çok böyle iş hayatında başarılı falan bir adam. Ama böyle hüzünlü bir şekilde karşımda oturuyordu. Çok ve kanser olmuştu. Ondan sonra bana yana yakıla şeyi anlattı. Galatasaray Lisesi'nde okutmuşlar anne babası işte böyle ortalama geliri olan insanlar. Sürekli annesi dermiş ki işte biz yemedik yedirdik içmedik içirdik seni okutmak için şunları şunları yaptık bunları ettik. Sonra borçlu suçlu sarmalına girer o kişi. Ne zaman ki okudu, iyi bir eğitim aldı, güzel bir hayatı var. Bunu kendi mutluluğum için kullanayım. Seveceğim bir eş olsun, güzel bir ailem olsun. Bu paramı güzel bir şekilde mutlu olmak için kullanayım. Gezeyim, tozayım falan dediği an annesi babası gelir aklına. Derler ki, der ki içinden ama onlar beni bu hale getirdi. Neyse adam akciğer kanserinden öldü. Neden? Çünkü hayatı yaşamaya hakkı olmadığına inanıyor. Şimdi bunu söyleyen ebeveyn seviyor mu gerçekten? Allah'ını seversen. Ben bu romantik şey meselelerine çok şey oluyorum. Ne oluyorum? Bu yeni nesil bir şey söyler buna. Lafları vardır onların. Ayar oluyorum çok. Çok ayar oluyorum. İşte cennet annenin aya babaların işte öf bile demeyeceksin kardeşim. Babadan babaya göre değişir. İşte babalar gülüyor. Allah babalar bir kutsal ya. Her bu böyle değil ki. Ben de babayım mesela. Hiçbir şey de beklemiyorum. Açıyorlar işte babalar günün kutlu olsun. Evet tamam. Beni aramadınız da etmediniz de falan. Yani her baba kutsal değil. Her anne kutsal değil. Her öğretmen kutsal değil, her din adamı kutsal değil. Her arkadaş, her aile bireyi kutsal değil kardeşim. Bir kutsallık ayarı yapacaksın kafanda, ölçeceksin.
Hani cihazlar vardır böyle tarıyorsun. Bizim cihaz akıl. Bakacaksın ya. Değil mi? Neyse. Bir kere öyle bir şey var kesinlikle. Arkasında bu bazı çocukları babaanneye, anneanneye, dedeye veriyorlar arkadaşlar. O kadar tehlikeli bir mesele ki. Şimdi kadın yalnız ya da adam yalnız. Ne yapıyor? Bu kendini vazgeçilmez kılma olayını işte onlar çok yapıyorlar. Beni bırakmasın, beni terk etmesin. Yaşlılığımda hep yanımda olsun diye. Bir bakıyorsun o kişi evlenmemiş, çoluk çocuk sahibi olmamış, 40-50 yaşına gelmiş. Dedesine bakıyor ya da dedesi ölse bile suçlu hissediyor kendini. Hayatı almıyor, hayatı kullanmıyor. Bir de bunlar var. Sonra daha da geri gittiğimiz zaman anne sülalesinin soyadında somutlaşan bütün o sülaleden akıp gelen kendi bilinç havuzuna dolan bütün negatifleri ve o negatif kişiliklerin duygularını, inançlarını, deneyimlerini hatta yani kaderlerini taşıyabiliyor. Kesin taşıyor demiyorum. Taşıyabiliyor. Çünkü bundan kurtulabiliriz. Bunu değiştirebiliriz. Onun için söylüyorum. Yani bir baba sülalesi var. Atıyorum işte demir olsun. Demir sülalesi. Efendim bir tane anne sülalesi var. Ne olsun? Arıt. Arıt olsun soyadı. Arıt sülalesi. O ikisinden akan nehir gibi akıp gelen kalıtımsal olaylar ama sadece kalıtımsal değil. Oradan kişilerin kendi bilinçleri de akıp gelir. Ve onlar senin havuzuna dolar. Yani basit bir şey söyleyeyim. Mesela bir kişi akciğerinde çok büyük problem var. Hani gitti gidecek, nefes alamıyor artık. Bir bakıyorsun babasını da akciğerden kaybetmiş. Babasını taşıyor çünkü. Bakın onun kaderini takip etmiyor. Onu taklit etmiyor. Bir de o var. Taklit ve takip denen bir şey var. Direkt babasını taşıyor. Direkt babasının bilincini taşıyor. Dolayısıyla onun hastalığının aynısını alıyor. Babasını tahliye ediyorsun. Çok kısa sürede akciğer bir bakıyorsun süper çalışmaya başlamış. Şoka giriyor doktorlar nasıl oldu bu diye. Yani tıpta bunları okutmaları lazım kardeşim. Tıpta kuantum tıbbını okutmaları zaten olacak. Kesin kaçınılmaz bir şekilde olacak. Kuantum tıbbı diye bir şey var. Şimdi kuantum bilgisayarlar çıktı mesela. İngiltere yapmaya başladı. Senin şimdiki bilgisayarın bir komut verdiğin bir işlem yaptığı zaman göbeği çatlarken kuantum bilgisayarı sıs bitiriveriyor işi. İşlemi. Sadece işlem hızı bakımından değil, kapasitesi bakımından da muhteşem. Yani bir nevi sınırsız bir hıza ve işlem gücüne sahip bir bilgisayar, kuantum bilgisayarı. E şimdi burada da böyle bir şey var kardeşim. Kuantum benlik, kuantum benlik diye kitap yazmış kadın. Dana Zohar diye bir kadın. Bu kadın iki tane üniversite bitirmiş. Amerika'da. Birisi MIT deniyor ona. İşte MIT gibi. Bir teknolojik bir okul. Öbürü de galiba felsefe. Onu bitirmiş. Kadın yazıyor işte onu. Hani Şanal diyeceksin ya Ray Şanal kim Allah Türk mü ya ama bir de ya İstanbul'a bir de İzmir'e mi taşınmış ama şöyle. Dana Zohar. Wow. Amerika. MIT. Wow. Çok güçlü. Evet. Ben hep söylemişimdir. Dana Zohar'ın da öyle bir hikayesi var. Kendisi bir çok büyük konferanslar falan veriyor. Aman böyle bir bu şeyler, akademik çevreler, dinleyiciler şunu alkışlar kıyamet, kitap imza günleri. Akşam oluyor böyle kendini şeylerde buluyor. Böyle alkolün su gibi aktığı,
biraz böyle düşük mahallelerde buluyor kendini her akşam. Oralarda gezerken. Kadın akıllı ama diyor ki Allah Allah ben niye böyle yapıyorum? Çünkü babası Polonyalı bir işçi. Kafaları çekiyor. Öyle yerlerde akşamına ediyor çünkü. E ne oldu? Babasının bilincini taşıyor işte. Aa yani değil mi? Şimdi bir de böyle bir şey var. Direkt o kişiyi olmak, o kişinin bilincini almak ve bilincini alınca o hastaysa sen de hasta oluyorsun. Ya da işte o sürekli para kaybediyor, sen de kaybediyorsun. Ne oldu? Sen iki kişi evlendin. E diyor ki, hocam diyor ben evlenmeden önce bu adam diyor böyle melek gibi bir tip diyor abi. Sonra diyor benle evlendi ya da çok başarılı bir iş adamıydı diyor. Benle evlendi tığ teber şahı merden kaldı diyor. Parasız pulsuz. Bir Tığ teber bakıyorsun. Şahı Merdan. Tığ teber Evet. Şahı Merdan. Duyabilirsiniz benden artık canlar. Birçok anlamda kullanıyor ama dikkat ettiyseniz birçok anlamda Ama kullanıyor. onu böyle söyleyişinde böyle bir ağdalı falan bir onun şeyi vardı. Tığ Ondan teber sonra Şahı Merdan. bir bakıyorsun annesinden aldığı bir telkin var. Hani kocaya ne yapacaksın? İki kaşığı varsa birini kıracaksın. Öyle bir telkin almış. Çünkü içeride annesi yaşıyor. Biliyorsun değil mi onu? Bilmiyor musun? İki kaşığı var diye. Yani çok önce duymuştum, şimdi hatırladım hocam. O ne anlama geliyor hocam? Yani Çünkü yani adam zenginleşirse ne yapar? İlk işi seni bırakmak olur. Öyle yazılmış çünkü. Yani iki şimdi kaşığı düşünsene. varsa birini kıracaksın. Şimdi Birini kıracaksın, buradaki sonra canlar ölüm kaşığı tekrar kazanmak düzineyi bozmaya kalkacaklar. 12 kaşığın altısını kırmaya için. başlayacaklar Yani hocam. adam sürekli çalışsın, oh demesin. Çünkü oh derse bir dakika ya. Aa şöyle güzel bir kadın var. Ben niye bununla uğraşıyorum? Gidip falan diye. Şimdi bir de erkek imajı, kendisine aktarılan erkek imajı ilk fırsatta zengin olunca ikinci kadını alır. Yani böyle bir klişeler var mesela. Şimdi onu aynı annesinin fikriyatını almış. En iyisi Bunun kaşığını için kır. yani kaşığını kır ve Kırmadan bunu kaşık neden kalsın. yaptığının farkında da değil. O sırada kafasının içinde binlerce demeyelim. En az 20 tane şey var. Bir senato var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ama bir de böyle 2-3 tane ana karakter var. Onu yönlendiriyorlar. Bunu yap, şöyle yap. Böyle yapma falan gibi. Onu yönlendiriyorlar. Aynı şekilde erkek de öyle. Karısını azarlıyor, surat asıyor. İsteklerini almıyor. Diyor ki mesela genç kız ya hocam diyor birisiyle çıkıyorum adam da diyor günlük kazandığı parayı bir söyledi bana. Şok yani şaka gibi. İnsanların 3 yılda kazandığı, 2 yılda kazandığı asgari ücretle geçimini bir günde kazanıyor adam. Ya diyor bir şey istedim diyor almıyor bana onu diyor. Şimdi neden almıyor? Adamda şey var belki işte kadınlar böyledir insanı kullanır sömürür. Ama paçayı kaptırmam. Öbüründe ne var? Kadında onda da başka bir şey var. Annesinden aldı. Şimdi bakın konuşurken az önce bir danışanımla görüştüm. 3-4 cümle kurdu. Dördünde de annem geçiyor. Buradan çok rahat anlayabiliyoruz ki annesini taşıyor. Oturt birini konuştur. Bir paragraf bir şey söylesin. İçinde 5 kere kimi kullanıyor, kimi söylüyorsa baba baba babam işte falan diyorsa babasını taşıyor. Babasını taşıyor. Kimden söz Bence de ediyorsa da böyle. taşıyor. Dolayısıyla nerede bir sakatlık, nerede bir muzurluk varsa, nerede bir sorun varsa, anlaşmazlıklar, daha başka şeyler de var, örnekler şok edici. Bilin ki bu iki kişi olarak bir türlü ilişki ve iletişim kullanamamasından kaynaklanıyor. Kalabalık oluşumuzdan kaynaklanıyor. Şimdi bir kişi olursan sorun yok. Sen o kalabalıkla berabersin ama gürültü patırtı yapacak bir şey yok. En azından onlar seni yönetiyor oraya buraya. Şey yapıyorlar.
sarhoş gibi yalpalıyorlar. İdare ediyorsun ama iki kişi bir araya gelince orada şey çıkıyor, kavga çıkıyor yani. Problem çıkıyor. Bakın başka ne oluyor mesela? Örnek vereyim. Karı koca boşandı diyelim. Bir dakika, bir suyumu içmem lazım. Vay canına. Şey, Nasıl ince detaylar? Oh. kullandığım bardak da gömlekle uygun, uyumlu. Çok güzel hocam. Bir kere gömlekle uyumlu, soft. Gömleğinizin rengi de çok güzel bugün. Süper. Süper. Vallahi ben artık Hayır. yayınlarda Arzu Hanım'ı renkli. seç. Arzu Hanım mı seçti, siz mi seçtiniz? Vallahi şimdi Arzu bana şeyi öğretti biraz. Stil, işte neneye iyi gider, ne olur falan filan. Başta tembih ediyordu. Bensiz bir yere gitme, bir şey alma, hani satın alırken beni de çağır diye. Bir yere gitme deyince yanlış anlaşılmaz. Bir şey satın alırken, çünkü ben gidiyordum böyle tuhaf tuhaf şeyler alıyordum, uyumsuz falan filan. Neyse, o işte 2-3 yılda aşağı yukarı beni bir terbiye etti, öğretti. Şimdi aldıklarımı beğeniyor. Çünkü o daha önce modacıydı. Designer'dı kendisi. Bir de canlı yayınlarda böyle şey önemli. Bir de Giyim kuşam, renk. bütün hanımlar için aynı şey geçerli. Hani Arzu Hanım designer. Designer olmasa da canım hocam, kadınlar biraz daha, yani şey görüyorum ben sokakta genel olarak, işte bir yere gittiğimde bir AVM olur, kafe olur, bir restoran olur. Bakın genel olarak %90 şöyle. Hanımlar çok şık, pabuçlar şık, kıyafetler şık, makyaj, saç, her şey çok özenli. Erkeklere bakıyorum, şimdi havada ısındı ya, inanın biraz önce de akşam yemeğinde gördüm. Parmak arası terlikler şipidik, altında şort, üstünde şortun üzerine atmış bir tane beyaz tişörtü. Erkekler öyle, yanında kadınlara bakıyorsunuz, yani baloya gider gibi. Yani artık erkeklerin ve kadınların bakış açıları biraz farklı olduğu için güzel hocam. Doğru. Onun Tabii için her biraz kadın öyle hanımları olmuyor. dinlemek lazım. Özellikle erkeğini kaptırmamak için, onu kötü giydiren, kilo almasını sağlamak için elinden geleni yapan kadınlar da var. Ama genel olarak baktığımız zaman kadınlar olmasa dünya İşte bu. tekrar mağara dönemine döner. Ne iktisat kalır, ne alışveriş, Evet. ne ekonomi, ne güzellik kalır, ne şefkat, ne saygı. Evet hocam. Şimdi dolayısıyla kadınlara burada bir sayfa açmak lazım. Önümüzdeki çağın İyi de kadınlar öldür, çağı. hakkını yeme diyorsunuz. Tabii ki yani. Kesinlikle. Erkekleri bıraksan, çok affedersin, kendi başlarına bıraksan böyle şey mağara adamı gibi yaşarlar yani. Dünyada kadın olmasa öyle. Evet. Şimdi önümüzdeki çağ, ben mesela hep kişisel gelişim kurslarına, seanslarına falan hep kadınlar gelince sorarlar, hocam niye hiç erkek yok? Kardeşim, yeni çağ bir kere sevgi çağı, dişi bir çağ olacak. Ve gelen o kadın erkeğini alıp sürüklüyor. Ona öğretiyor, ona gösteriyor. Ve Çünkü çocukları da o kadınlar yetiştiriyor. Çocukları tabii. yetiştirenler de onlar, kız ya da Ama erkek. yavaş yavaş dünya kadınların yönettiği bir yer haline gelecek. Bugün yarın olmayacak ama yani bir 20, 30, 20 sene sonra bir bakacağız ki parlamentoda kadınlar aşağı İnşallah. yukarı %50'ye yaklaşmış. Yani Yönetici kurumlar. dünya biraz daha soft ve dünya biraz daha savaştan uzak, daha Tabii. eğlenceli bir hale Kesinlikle. gelecek. Yani ben feminist değilim, bunu canlar bilirler, ama hümanist bir insanım. Hümanistim. Evet. Yani ırk, din, dil, şey ayrımı yok. İnsan olarak bakarım. Kadın erkek olarak da bakmam, ama biraz daha kadınlara öncelik verilseydi kesinlikle daha Tabii. sanatsal, daha Tabii. estetik, daha eğlenceli bir hale gelirdi. Yani Hep o yüzden de umuyorum kadınlar. savaşı erkekler yapar, erkekler ister. Erkekler kaşır. Evet. Çünkü o savaşan çocukları, gençleri doğuran, onlara bakan, oraya gönderen annelerdir. Onlar savaş istemezler. Evet. Şefkat kadınlardadır. Güzellik kadınlardadır. Dolayısıyla bu da erkekleri tabii tamamen yerin dibine sokmamak lazım ama yani bir %50-50, şimdi tamamen bir erkek hakimiyeti vardı. Geçmişte daha fazla. Dünyanın halini gördük.
Şimdi ne olması lazım? Dengelenmesi lazım. Neyse, o bakımdan ben umutluyum. Bu hani kadınlara açtığımız bir şey olsun. Bana diyorlar ki hocam gençleşmişsiniz, biz sizi 10 yıl önce tanıyoruz. Dedim o zaman yalnızlık döneminde eşimde hayatımda arzu var yani. O mesela duruyorum. Bir fikir söylüyor. Ya diyor bak diyor aslında biliyor musun? Şöyle yap diyor bana. Benim hiç aklıma gelmiyor. Bir küçük dokunuş, ondan sonra oturuyor, tırnaklarını törpülüyor. Yeter. O sana verdi. O bilgiyi verdi sana. Şunu giy diyor falan. Saçını böyle kes diyor. O zevk, o gusto kadında var. Bazı erkekler şey dedi. Yani kadın eksik etek, uzun aklı falan. Ondan mı bilgi alacağım? Ondan mı fikir alacağım falan yaparlar. Kaybedenler olacaklar, öyle düşün. Öyle bir şey yok. Kesinlikle. Şimdi madem lafı buraya getirdik. Bir bakıyorsun. Diyor ki mesela kocam bana diyor hiç diyor değer vermiyor diyor. Pandülle bakıyorum diyorum ki bu değer vermiş onun baba tarafından geliyor. Baba sülalesinden. Aa hocam aynen öyledir. Onlar çünkü kadını yok sayıyorlar. Değersiz bir varlık gibi. Dolayısıyla o aileden çıkmış olan o çocuk, o delikanlı da evet doğru evleniyor bir kadınla falan. Sorsan şeyler benim karım, çocuklarımın annesi. Vardır ya mesela çocuklarımın annesi. Ne demekse falan. Ama mesela saygı duymadığının ve ona değer vermediğinin farkında bile değil. Ona sorarsan o ona değer veriyor aslında. Bir bakıyorsun şeyden almış onu. Baba tarafından ya da anne tarafından almış. İşlem yapıyorum. Diyor ki kadın Allah razı olsun. İşte çünkü tek başına kalsa adam çünkü onu görebilecek aklı serbest kalmıyor. Evet. Başka bir örnek, Müthiş. tuhaf bir örnek daha. Hocam örneğe geçmeden önce bu çocuklarımın annesi dediği zaman aslında bilinçaltında ne var? Yani onu sadece bir kadın var, bir kadın var ama. Ondan çocuk yapmış. Onun görevi o çocuklara bakmak. Yani aslında kendisi duyduğu bir saygı, özsel bir şey yok. Hani kendi eşi, yari, sevgilisi, hayat arkadaşı, can yoldaşı değil, çocuklarımın annesi. Bak, çocuklarımın, benim çocuğumun annesi o. Yani aslında Tanımlar. öyle olmasa dönüp bakmayacak, çekip gidecek. Yani. Evet hocam. Ama koyduğu yerde çok hani böyle çok güzel bir yermiş gibi gözüküyor ama değil. Evet. Çocuklarımın annesi. Peki çocukların olmasa, ya Hiç. diyelim ki kadının çocuğu olmadı, ne yapacak? Ne yapacaksın? İkinci Dolayısıyla başka bir şey yok. Efendim? örneği verecektiniz, sözünüzü kestim. Evet, başka bir şey oluyor. Diyor ki ya hocam diyor benim iki çocuğum var. Bunlar birbirine acayip düşman diyor. Ya da çocuklarım bana düşman diyor. Ya da oğlan bana düşman kızımla aramayı ya da tersini söylüyor. Bir bakıyorum o çocuklardan birisi dışarıdaki birisini temsil ediyor. Ailede dışlanan birisini temsil ediyor. Ya da kadının çok öfkelendiği birisini, öfkesi var ya kadın, bastırmış. Hop bu baskıladığı yerden sızıyor. O çocuk bunu alıyor. Öfkeyi alınca ne yapar? Sen öfkeliysen o da sana öfkelenir. Yani bu çocuk 11-12 yaşında bir çocuk. Yani niye öfkeli olsun ki? Hocam diyor bana düşman gibi bakıyor diyor. Benle sürekli cebelleşiyor diyor. Çünkü babasını taşıyor ondan. Ya da senin babana duyduğun ve bastırdığın öfke buradan pırtlayıveriyor. Hani böyle pırtlar ya bir şey. Bir kumaş böyle içine zor Pırt, girersin pırtlayıverir ya. evet. Sızar yani. Oradan sızar. Dolayısıyla bir de böyle şeyler oluyor. Ben hep o açıdan bakarım. Taşıdığı kişiler. Yani kalabalık aileyi incelerim. O iki kişiyi incelemem sadece. O kalabalık aile. Kimler var? Hatta elimde bir şey olsa da bir sayım yapsam. Sağdan sayı, soldan sayı. Hizaya gir var ya. Onları bir saymak lazım. Dolayısıyla saymaya gerek yok. Zaten kişinin
hayatında sorun olan şeylere dikkatlice yakından bakınca onun arkasında gizli olan karakter ortaya çıkıveriyor. Peki şimdi buradan nasıl kurtulmak lazım? Bir kere kuantum benlik açısından başlayacağız. Ben tek kişi değilim, çok kişiyim. Benim içimde hangi bilinçler, karakterler var? Mesela Gurdjieff bunu keşfetmiştir. O biraz sayıyı çoğaltır. Yani çok fazla benlik olduğunu söyler. Yani diyelim ki biz atıyorum birisiyle flört ettik bir yıl. Aslında onu da taşıyoruz bir yerde. O da bilincimize ekleniyor. O bakımdan doğru. Sezen Aksu diyor ya ben kimseden gidemem, gitmem diyor. Yani birisiyle temas, dostluk, işte sevgililik. Ha, bir de yatağa girdiğin zaman bir seks ilişkisi yaşadığın zaman onun aurasında mevcut olan tüm karmik şeylerini alabiliyorsun. Ekleniyor sana onunla. O yüzden mesela sürekli eş değiştiren kişiler, hani bir gün onunla bir gün bununla yatan kişilerde böyle çok büyük problemler olabilir. Çünkü hepsinden ayrı ayrı onların karmik yüklerini alıyorsun. Vay Onun canına. için tabii, onun Onun için için aslında tek eşlilik İslam'da falan tabii, erkeklerin onun için hizmet etmesi. masumiyet ve onun için sadakat. Onun için aldatılma, işte ona zina geliyor biliyorsunuz. Aldatılma, zina. Onun için çok önemli. Ama şöyle diyebilirsin ki ben evli değilim, kimseyi kandırmıyorum. O kişi de benimle birlikte olmak istiyor. Ben de o bile sorunlu işte. Vay canına. Yani, tabii bir de bunu alkollü alıp yaptığın zaman zaten enerjin iyice düştü. Oradaki şeyleri, kayıtları sana dahil oluyor. Of hocam of. Ya ilk Tabii. defa hakikaten çok ilginç. Yani aslında hani dinlerde var bu ama sebep açıklanmadığı için birçok şey hani nasıl namazdaki, abdestteki o kadar o Tabii. güzellikler anlatılmadığı için hep bize büyüklerimiz şunu yap, bunu yap dediğinde hep biz uzaklaştık. Ben kendi adıma söylüyorum. Yani bunu böyle Tabii yapmak ya tabii. uzaklaştık. Yani bir Bismillahirrahmanirrahim mesela dederdi rahmetli babaannem. O dedi diye hani o istedi diye demezdim. Saklı saklı demezdim. Dedim mi derdim? Dedim derdim. Yani sonradan anlıyorum ne anlama geldiğini, frekansı dönüştürdüğünü, o nasıl etkisi olduğunu. İşte bunu da ilk Tabii. defa açıkladınız yani. Çok ilginç. Yani işte Karması kaldığı zorlamayla, için. açıklamadan zorlayarak bunu yap, şunu yap deyince Evet. çocuklarda ve gençlerde tepki oluşturur. Önce onu kendin yapacaksın. Sonra böyle laf arasında o yaptığın şeyi açıklayacaksın. Kadar. İlla da o yap diye zorlamak için de Ama belki yapmayacaksın. bilmiyorlardı. Hocam bakın açıkla mesela zina Belki yaptım. olur mu Zina diye bilmiyorlar. evet Hiçbir şey bilmiyorlar. bilmiyorlardı. Ne diyor, ne deniyordu? İşte Kur'an'da öyle yazıyor. Yasak, günah. Ama işte bazı insanlar da yani günah ya da işte şey olarak bakmaz. Açıklanmasını ister. Ben de bir hem pozitif hem yani hem eril hem dişil beyni kullanan bir insanım ben. Yani iki tarafı da kullanan bir insan olduğum için ikna edilmem lazım. Çok da hakikaten bu tür açıklamalar çok önemli. Tabii. Karmik yani birisiyle evlendiğinizde öyle anlatalım masum olsun. Bir erkekle bir kadın evlendiğinde birbirlerinin karmalarını da birbirlerinin yani Tabii. yüklenebiliyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla her gün Yani birisiyle birlikte olan insan düşünün öyle şeyler vardır yaşıp sevdiğini hani kazan olan o tabii. zaman her gün Yani başka bir kadınla bütün karmalarını üstleniyor kadınların. ve o kişilerin sonunda feleği şaşıyor biliyor musun? Takip edin. Felekleri şaşar. Yüzü kararmaya başlar. Yüzü kararır bildiğin. Masumiyete gidince suratındaki ifade de düşünsene kaç kişiyi taşımaya başlıyor. Nuru gitti derlerdi. Yüzünde nur Ya yok nuru artık. gitti derdim. Değil mi? Evet. Şeyde ben mesela kişilerle çalışırken birlikte olduğu evliyse eşinin soyadını da soruyorum. Oradan gelen aktarılan şeyleri temizlemek için. Birlikte olup ayrıldığı nişanlısı, sevgilisi varsa onu da soruyorum. Hayatında iz bırakan. Çünkü
Hepsi bize bir şey ilave ediyor ve biz hepsine bir şey katıyoruz. Bunlar güzel ve iyi olsa okey. Ama hepsi öyle güzel ve iyi şeyler değil tabii ki. Onları ayıklamak lazım. Nasıl diyelim ki sen yıkandın, paklandın, evden çıktın. Gidip ilk bulduğun çamura yatıyor musun? Tozun içine mi giriyorsun? Sakınıyorsun kendini, değil mi? Aynı onun gibi. Gittin birisi habire konuşuyor. Gevezelik yapıyor. Ne söylediğine belli değil. Hemen bir fırsat buluyorsa oradan kaçıyorsun. Burada hep ne var? Kendini temiz tutma kaygısı var mı? Fiziken ve kafacan. Bir de bu enerjetik olarak temiz tutman lazım kendini. O bakımdan her önüne gelene aman benim cinsel ihtiyacım var, şununla birlikte olayım ne olacak yani falan diye yaparsan onun şeyi biraz maliyeti, zararı, biraz yıkımı ağır olabilir. Çünkü ekleniyor hepsi birbirine. Nasıl kuantum benlikte bizim birlikte ailelerimizin toplamı oluşuyorsa birlikte olduğumuz insanların toplamı da oluşuyor. Neyse. Dolayısıyla o çocuklar da bir süre sonra ya uzakta olan ayrılmış eşlerden birini temsil ediyor. Tıpkı babası gibi oluyor, tıpkı annesi gibi oluyor. Ya da senin bastırdığın, nefret ettiğin birisini temsil etmeye başlıyor. O zaman o çözülünce sebepsiz olarak birden o çocukta öfke kalmıyor. Yani bir nevi canavar gibi falan davranıyor çocuk. Hani içine bir şey girmiş var mı şeyler? Öyle Exorcist diye bir film vardı. İçine şeytan giriyor falan. Neredeyse biraz öyle bir şey yani. Dolayısıyla temizleyip arındığı zaman diyor ki Allah razı olsun hocam işte biz diyor çocuğumla yeniden buluştuk. Aramız gayet iyi falan. İşte hep buradaki mantık şu. İki tane mantıktan hareket ediyor. Bir insan aslında çok kişi. İkincisi bütün bunlar en derin frekans düzeylerinde cereyan ediyor. Teta, alfanın teta, delta ve onun da altındaki frekans düzeylerinde. Ve bu ancak talimatla, konuşmayla, emirle, telkinle çözülmez. Çözülmüyor. Bugün bir şey için, ozon tedavisi, terapisi için bir yere gittim. Bir deneyeyim dedim. Nedir bu ozon falan? Çok methediyorlar. Ondan sonra gittim. Orada böyle uzanmışken kişisel gelişimle ilgilenen birisi yavrum işte derin düşün, bağışla, sakin ol, gevşe. Hep böyle emirler var. Bil, bul, ol, yap, et falan gibi. Ben de içimden şey dedim. Yani baş üstüne. Ya yapabilse zaten yapardı onların. Kişi ne yapacağını biliyor. Ha, sizi Önemli tanıma, olan sizi bunların. tanımadı herhalde hocam. Hani bunları niye yapamıyorsun? Mesele orada. İşin babasını tanımadı yani. Tabii eskiden böyle şeyler de yoktu. İşte pozitif düşün, pozitif olsun. Yani bu da bir Hayır, emir de. sizi görmeden orada talimatlar veriyordu anladığım kadarıyla başka birine. Hocam Yok yok. bazen bir Hayır. şeyler olur. Bazı Haklısın. konuklar geliyor, tamam mı? Konuk geliyor, bir şey anlatacak burada atıyorum. Nefesi anlatacak. Başlıyor ilaçları, şey bağışıklık sistemini anlatmaya, bir şeyi anlatmaya. Ya ben öyle bakıyorum. Yahu yani sen nefes koçuysan niye bağışıklık sistemini anlatıyorsun? Niye D vitaminini, C vitaminini, çinkoyu anlatıyorsun? Yani hakikaten biz insanlar hiçbirimiz haddimizi bilmiyoruz hocam. Haddimizi bilmiyoruz. Ben sadece izliyorum. Çünkü bu da benim varoluş nedenim dinlemek. Bir eczacı olarak nefes koçunun bağışıklık sistemini anlatmasını böyle şahitlik ediyorum ve dinliyorum. Ve yanlış şeyler söylüyor. Ben yine de müdahale etmeyip dinliyorum hocam. Çünkü bazı Evet. vitaminler yan yana gelmemesi gerekir ama onları yan yana getirecek şekilde anlatıyor. Bir şey demiyorum tabii ki anlatıyorlar. Çünkü Yok, biz oraya bilinçli şey şeyleri öğrenip anlatıyoruz hocam. Afiş olarak oraya asmış onları. Yani o çok güzel bir afiş yapmış. Yani okuduğun zaman çok güzel öneriler. Ama yani sen şimdi onu ona versen, günde 1.000 kere okutsan ve bunu 1 yıl devam ettirsen hiçbir şey değişmez.
Hatta tam tersini yapmaya başlar. Biliyorsun pembe pili düşünme şeyi vardır bilinçaltında. Sen mesela diyelim ki pozitif ol dedin ona. O da sürekli tekrar etti. Pozitif ol. Bir gün ne yapar biliyor musun? Aman beden ne pozitif olacakmışım ya. Bir bakarsın oradaki yazılan talimatların tam tersi ne olmuş? Mesela şöyle bir şey oluyor. Küçüklüğünden beri aşırı didaktik, ahlaki böyle dini eğitim alan kişiler hayatlarının bir döneminde bir dönüyorlar tam tersi. Aman alkol, sigara, fuhuş, zina her şey var. Tepki duyuyor çünkü. Onu yap, bunu yap, şunu yap diye. Tersi olur. Pembe fili düşünme. Dediğin an o pembe fil düşünülecek. Pozitif ol dedim mi? 10 kere söyle. Garantili negatif olacaktır o. Evet. Şimdi bu taşımalarda tabii daha geri doğru gittiğimiz zaman her sülalenin kendine ait bir kalıbı vardır. Kalıp. Nasıl söyleyeyim? Hikayeler aynen devam ettirilir. Diyelim ki bir ailede kız kaçırıldı. Atıyorum şimdi böyle bir dramatik hale getirip bir kızları kaçırıldı. Tecavüz edildi falan. Sonra işte evlendirmek zorunda kaldılar o kişiyle. Bir de böyle hikayelerin devamı çok daha kötüdür. Yani adam kaçırır, tecavüz eder, evlendirilir. Sonra diyelim ki ana evine yeniden gönderir ya da onu öldürür ya da ikincisini alır falan. İyice böyle Of hocam. şey olur. Çocukluğumda Yani çok çünkü biliyorum bu hikayeleri. köylük yerlerde ve Eskiden çoktu eskiden evet. Eskiden tamam. Anadolu'da daha çoktu. Şimdi Daha herhalde çok. yok Şimdi bu yani. onlar da yavaş yavaş bitiyor. İnşallah. Bakın yine güzel bir şeyle toparlayarak bunu bir parantez açalım. Çok hızlı bir şekilde bir süre sonra dünyada böyle olaylar tamamen bitecek. Hırsızlık, uğursuzluk, bilmem ne, işte yok gaspla, çalma, çırpma, onu öldürdü, bu bunu çaldı, o etti. İşte şiddet uyguladı, sokakta öldürdü falan. Öyle şeyler kalmayacak. İnşallah. Ne zaman hocam sizce? Vallahi işte hep ben 20 sene veriyorum en fazla. Çünkü neden? Teknoloji anormal gelişiyor. Bakın şimdi bir suç olduğu zaman kamerayla takip edip buluyorlar. Yakında öyle bir şey olacak ki suç olmadan önce ki insanlar gerek duymayacak çünkü özgürlük. Aurasından mı tanıyacaklar hocam? Vallahi bir şeyinden tanıyacaklar. Çünkü teknoloji çok gelişti. Niyet ölçer bir şey mi olacak, ne olacaksa teknoloji anormal. Kim bilir daha ne gibi buluşlar gelecek. Yani ben öyle düşünüyorum. Onların hepsi kalkacak. Yoksa Biz bu nasıl... şeyde Çin'de başladı ya hani hatta Gaziantep'te de denemek istediler sevgili hocam. Telefonla filan tık 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 aa işte puan vermeler başladı yani Aha kamerayı evet tutup. mesela yüzden şey Evet. yapma. Tabii bunun çok daha gelişmişleri bence bulunabilir. Ben geçen gün telefonuma girdim. Abi şey var, bilgi veriyor. Ben son 6 ay nerelere gitmişim? Arabamla hepsini orada gösteriyor bana. Ne satın almışım, ne etmişim, hepsini Hocam, gösteriyor. benim telefonum iş yerinden arabaya biniyorum. Hemen evin yolunu tarif ediyor. İşte şuradan sağa dön, şuraya git. Tabii, Bir de ben tabii. sormuyorum ki evin yolu ya da eve gelmeyeceğim. Çok ilginç hocam, gerçekten. Hemen evi tarif Evet. ediyor. Şimdi bakın, iki türlü görüş var. Bu da bir parantezin içinde parantez olsun. Bu her Ben bunu şeye sevmiyorum parantez içinde. Evet. Evet hocam. şeytan işi diye bakan bir grup var. Şeytan işi. İşte bize şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar falan. Ya kardeşim. Bu her şeyi şeytan işi görenler bir zamanlar bisikleti de şeytan icadı diyordu. Televizyona, matbaaya, Evet, doğru. rasathaneyi bombalayan insanlar vardı Osmanlı'da. Rasathaneyi. Bir de bu bize ne gibi imkanlar sağlar? Bu süper bir şey ya. Kitap basma ve bunu herkese yayma şeyimiz var. Böyle bir imkan çıktı. Bu kitaplar basılacak. Ne olacak biliyor musunuz? Bütün şeytan işi, ahlaksızları herkes okuyacak falan. Bir de böyle görenler var. Doğru. Şimdi nereden baktığına bağlı.
Şimdi mesela bıçak üretiyorsun. Evde mutfakta et de kesersin. Ekmek de adam da kesersin. Ne yapacağız? Ya bir gün gelir adam kesilir diye bıçak imal etmeyelim. Bıçaklar yasaklansın diye yürüyüş yapalım. Bence böyle Ama şey hocam, o insanlara puan vermeyi ben özgürlüğün kısıtlanması gibi düşünüyorum yani. Tabii ya tabii ki düşünmem önemli değil. Ne gelecek ki, onu göreceğiz. bir sürü Avantajları yanlış da var. yapılacak, bir sürü yanlış yapılacak. Ama sonuçta insanlık gemisi iyi bir yere gidiyor. İyi bir yere. Düşeceğiz, kalkacağız. Bazı şeyler elimizde patlayacak. Bazı zaman diyeceğiz ki hay lanet olsun. Nereden çıktı bu icat diyeceğiz. Ama sonunda o gemi iyiye gidiyor. Şimdi ben sürekli eskiyi anlatıp da ya ne güzeldi eski zamanlar diyen insanlar var. Bir de o tipler var. Yani her şey şeytan icadı diye bakan var. Bir de eskiye ya kardeşim geçenlerde bu da şimdi parantezin başka bir parantez oldu. Sen sevmiyor musun? Ben Açmayayım eski, bu parantezi. ben yok yok sevin sevin demişim, açın açın. Ben 1800'de böyle uçuş uçuş kocaman tuvaletleri giyseydim hocam, yani ben böyle atlara binseydim dağlarda şatolarda, bana bakmayın siz, ben 1800'leri seviyorum. Şimdi bana birisi şey göndermiş. Benim Bakırköylü olduğumu işte doğum günümden tahmin ederek benim gençliğimin dönemlerindeki Bakırköy'den fotoğraf kareleri göndermiş. Önce böyle bir nostaljik bir rüzgar esti içimde. Vay ne günler falan filan. Sonra fotoğraflara bir daha baktım. Allah'ım bir pespayelik, bir fakirlik, doğru dürüst bir bina yok. Konfor, kalite hiçbir şey yok. Çünkü o zaman öyleydi. O zaman öyleydi. Sandalyeler dökülüyor. O çay bahçelerinde otururduk. Başka hiç kafe Kel mafe yoktu doğru sandalye, dürüst. kırık masa. Kırık, evet kırık sandalye, kırık masa. Bir tane bir müzik çalardı şey plak. Böyle aynı plaklar. Cızır cızır. Başka da bir şey yok. Sinemalar 10 yıl önce Amerika'da izlenen bir filmi biz 10 yıl sonra izlerdik. Bilet almak için birbirimizi ezerdik. Şimdi onları düşününce onun için aman nostalji yapıp biz eskiden aman neydik falan bir de böyle tipler var yani. Bir de böyleleri var. Şimdi Ben çok severim eski eşyaları falan toplamayı hocam. Eski ya sandalyeler. Gerçekten şimdi o ne oluyor biliyor musun? Biz hani kel diyoruz ki anda sandalyeleri yaşa, toplayıp anda yaşa, oyarım. anda yaşa, anda yaşa diyor. Biz şimdi kişisel gelişimde ve spiritüel society olarak anda yaşa diyoruz, değil mi? Öyle. Ama ya şey oluyor. Ya bu çip bak yakında bize çip, Çin var ya Çin'de artık falan diye böyle bir gelecekle ilgili bir kaygı üretiyoruz ya da ya eskiden ne güzeldi be kardeşim ya. Vallahi. Evet. Şimdi bir diğer şey taklit ve takip dediğim benim bir şey var. Taklit. Görerek. Hani şimdi ayna nöron denilen bir şey var. Ayna nöron. Görerek. Otomatik olarak taklit etmek. Yani diyelim ki yüz şeklini, ses tonunu taklit etmek. Diyelim ki memnuniyetsiz ve bilgiç, her şeyi bilen tipte bir babanız var. Siz de onu taklit etmek istiyorsunuz. Çünkü ona benzerseniz onun sevgisini alacağınızı düşünüyorsunuz. Bir süre sonra taklit ettiniz. Bir ettin, iki, üç derken artık yüzünüze babanızın ifadenin aynısı oturur. Allah Taklit takip de otomatik olarak bir karaktere, kişiliğin oturmasına sebep olur. Yüzün aynı onun gibi olur. Özellikle dudakların duruş şekli çok önemlidir. Mesela emojiler vardır biliyorsunuz. Şu Allah. ağzın böyle oluşu insana çok iyi bir ifade verir. Ağız kenarlarının aşağıda oluşu kötü bir ifade verir. Yani kol testi yaparsınız sinestoloji. Emojinin böyle aşağı doğru sarkmış, surat asmış ifadesine baktırırsın. Kol testi yaparsın, kol düşer. Çünkü bağışıklık düşmüştür. İyi hissetmiyordur. Aa, çok Tabii. ilginç. Sonra gülen yüz emojisine baktır, kolunu kaldır de bastır, kol çok güçlü çıkar. Çünkü şeyi yükseldi.
Bağışıklık sistemi yükseldi. İyi hissediyor çünkü kendini. Şimdi bunun gibi bakıyorsun, diyorum ki bak bu ifadesin ya, mesela dudak büküyor. Bir şey söylüyorum, dudak büküyor. Bak diyorum, dudak büküyorsun. İyi de sen bana katılmak için para ödemişsin. Sıra beklemişsin. Değil mi? Ondan sonra takip etmişsin beni. Ben bir danışman olarak beni seçmişim. Ben sana diyorum ki, bir şey söylüyorum mesela. Bilmem ki falan yapıyor. Hani suratına böyle, anladın mı? Diyorum ki bak, bu ifade senin değil. Bir bakıyorum pandülle, benim ona aktardığım bilgileri ve yaptığım işlemleri alıyor mu? Almıyor. Bir bakıyoruz, her şeyi bildiğini zanneden, kibirli, en doğrusunu, her şeyin kendisini bildiğini düşünen mesela babasını taşıyor. Onu modellemiş ya. Sadece jest ve mimiği değil, onun karakterini de modellemiş. Dolayısıyla keşke evlendiğimizde sadece iki kişi olabilsek. Ya, bütün bunları takip etmek için, bilmek için her zaman söylediğiniz şey, farkında ol. Farkındalık da dışarıdan kendine bakmaktır. Dışarıdan kendine bak. Çok önemli. Kendini izleyici pozisyonda izlemek, bakmak. Sanki sen burada oturuyorsun, bir de arkanda bir kendin var, ona bakıyor. Böyle bir alışkanlık geliştirdiğin zaman, mesela bir Gestalt tekniği vardır. Üç sandalye tekniği. Sen diğeri, mesela sorumlu olduğun kişi, sandalyeler boştur ama danışanın kendisini sırayla sandalyelere oturtursun. Bir de dışarıdan kendini izleyen sen yaparsın. Ona gözlemci deniyor. Gözlemci. Ve o gözlemcinin gözünden kendine baktığı zaman sorumlu olduğu kişi ile ilgili sorununun hakikatini biliyor, bilmeye başlıyor, fark etmeye başlıyor. Aa diyor, ben diyor o kişiyi aslında diyor mesela sürekli zıt gidiyormuşum diyor. Sürekli kendimi ispat etmeye çalışıyormuşum. Sürekli karşısında ezik büzük duruyormuşum. O da tabii ensene habire şapka katıyor diyor. Falan. Ama onu dışarıdan bakınca. Şimdi bu kendini dışarıdan izleme alışkanlığı, işte farkındalık. Bir de mindfulness diye bir şey çıktı şimdi. Çok havalı. Ben böyle havalı laflara ayar oluyorum. Mindfulness. Farkındalık. Yeni Evet. çıktı. Yeni çıktı. Yeni çıktı. Bu aralar çok bir moda. Bildiğin gibi değil. Dışarıdan kendini izleme kardeşim ya. Dönüp kendine bakma. Bu kadar basit. Türkçe. Vatandaş Türkçe konuş. Vardı ya, yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Ben diyorum ki vatandaş Türkçe konuş, Türkçe. Dolayısıyla bu bir alışkanlık aslında, yapılabilir. Ve bu geliştirdiğin zaman, mesela aynaya baktığın zaman yüzüne, ya ben niye dudağımı böyle şey yapıyorum? Ya da niye sürekli bu kelimeyi kullanıyorum? Mesela kendi dramlarını trajedi haline gelip böyle o yaşadığı olaya çok şeyli, güçlü kelimelerle anlatan insanlar vardı. İşte var ya, dipteyim, sondayım, depresyondayım. Yani hocam yerlerdeyim, çok kötüyüm. Yolun sonuna gelmiş geldim. Artık bir adım atacak halim yok. Diyor ki mesela, işte bunlar hep satın alınıyor o taşıdığımız kişilerden. Ne yapıyoruz? Bunu eşimize yansıtıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya biz niye peki mutlu olamıyoruz? Niye biz severek evlenmiştik? Niye bu sevgiyi, saygıyı artırarak yükseltmiyoruz da eksilterek aşağı iniyor ve sonunda ne oluyor? Artık kişiler birbirinin yüzünü bile görmek istemiyor. Ya da o ev artık bir ticarethaneye dönüşüyor. Yani işte kira ödeme, faturalar, çocukların okulu falan filan. Erkek geliyor televizyona bakıyor, kadın işte şunu yapıyor falan. Bağ kopmuş. Hani evlenirken nasıldı? Çünkü arada bir sürü kalabalık var.
Ve o insanlara mesela çalışma yaptığınız zaman, ama onlar bilinçli, istekli ve farkındalık göstermeye yatkınlarsa, bu parantezi koymak lazım. Çünkü insan bir makine değil. Geçenlerde benim araba arıza yapmıştı. Götürdüm, tespit ettiler. Dedim ki kaç günde biter? 2 günde alırsınız abi dediler. Bunun şöyle bir sorunu var. Araba mı? 2 gün sonra aldım. Ama insan araba değil, cihaz değil. Bana soruyorlar. Ne zaman hallederiz hocam bunu? Ya sen araba değilsin, ne bileyim ben. Sana bağlı yani. Senin farkındalığına, çabana bağlı. Ne kadar istediğine bağlı. Ondan sonra bir çift vardı. Artık böyle ayrılmak üzereler. Çok kötüler ilişkileri. Bari demişler bir terapiste gidelim. Aile terapisti, ilişki terapistine falan. Sonunda kocasını evden kovuyor. Git artık, sana tahammül edemiyorum diyor falan. Kocası gidiyor evden. O durumdaydılar. Yaklaşık 1 yıl çalıştık. Aşağı yukarı 1 yıl sürdü. Bu arada da bir mesleki bir şey var. Bir kariyerde bir noktadan bir yere geçmek istiyor falan. Akademik galiba bir şey, unvan kazanmak için. Geçenlerde bana yazmış. Bir kere önce adam eve dönüyor. Bana arada yazmıştı, hocam çok iyi aramız, eve döndü. O eski şeylerini artık yapmıyor diye. Ben çünkü nesine baktım? Şimdi şöyle baktım. Takip ettiği kişilerle kalabalığın içinde kimler var? Onları tahliye ettim. Peki psikoloğa gitti, terapiste ne yapıyor? Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Baş üstüne emredersiniz. Ya yapabilsin zaten yapacak. Onun eli kolu bağlı. O böyle kukla gibi oynatılıyor. Bak her parmağı bir kişi gibi düşün. O oradan çekiyor, bu buradan. Kolu böyle kalkıyor. Kafası böyle. Böyle sallanıyor. Elinde değil o. Sen ona diyorsun ki böyle yap, şöyle yap. O da biliyor doğrusunu. Yapsa yapabilirdi. Ondan sonra eve dönüyor adam. Araları gayet düzeliyor yazdığına göre bana. Sonra da o akademik unvanı doktor, doktor oldum artık. Doktorasını vermiş. Neyse, tezini. Yani ama sabırla, sebatla devam etti. Anlamaya çalıştı. Birlikte yaptığımız çalışmalara katılımcı oldu. Ne alakası var? Nereden uyduruyorsunuz? Olur mu böyle bir şey? Hırsızın hiç mi suçu yok? Peki kocamın hiç mi suçu yok mu? Ya kaynanamın, kaynanam onu yaptı. Bana büyü yapmış olabilir. Ah onlar yok mu onlar falan. İşte onlar çok zor. Sonra ne oldu Ama şimdi? efendim, İyiyim, şu anda iyiler çok mi? iyi. Onlar ermiş muradına. Kadın doktorasını yaptı. Doktor oldu. Karı koca bir araya geldi. Gayet araları iyi. Hani bu böyle dünün bugünün şeyi değil. 1 yıl önce başlayan bir şey. Bu yorumlar da 3-4 ay önce geldi bana. Yani yeni dün gelmiş değil. Kademeli geliyor bu haberler. Onun için şey diyenlere ben diyorum ki peki şöyle bir sorunumuz var, bunu çözebilir miyiz? Öyle bir garanti yok. Sana bağlı. Hocam Ama bir de 30 yaşında, 25 yaşında evleniyor insanlar. Bir bakıyorsun 40 yaşına geldiğinde aynı annesi oluyor ya da aynı babası oluyor gerçekten. tabii. Birebir Aynen. yani. Tipi de değişiyor. Tipi de O bakıyorsun. aynı, o standarttır. Kadın babasını arar ve aynı ona benzeyen birini bulur. Onunla evlenir. Erkek annesini arar, onunla benzeyen birini bulur, onunla evlenir. Hayır şey de Sonra yani insanlar da annesine ya da babasına tabii. benziyorlar. Tipleri, Evet. huyları yani Doğru. çok görülür. Fiziken de benzerler yani. Fiziken de benzerler. Ve o taşıdığı kişilerin, yaşlı kişiler taşıyorlarsa, bir bak, bakıyorsun 40 yaşında bir insan 90 yaşında gibi, 70 yaşında gibi. Bir bakıyorum babaannesini taşıyor, dedesini taşıyor.
Çok enteresan. Onun için bir insanın ihtiyarlamadan genç ve sağlıklı kalması da aslında buna bağlı. Çünkü erken yaşlanmanın sebebi sadece kafaca sen değil, vücudun da ele geçirilmiş oluyor. Diyelim ki akciğerinde sorun olan babayı taşıdığın için senin de akciğerinde sorun var. Onların beden organlarının enerjisi başka benlikler tarafından ele geçiriliyor. Bunlar çok garip şeyler. Çok tuhaf. Hocam Yani ben gelecek yayınımızda şu benlikleri bir konuşalım, olur mu? aynısı. Benlikleri konuşmadık hiç. Olur konuşalım. Bir de şöyle organlara yerleşmiş bilinçler var mesela. Organlara yerleşmiş bilinçler. Atıyorum bazı kadınlarda oluyor ya rahimde miyonlar şunlar bunlar. Bir bakıyorsun teyzesinde, annesinde, anneannesinde var. Nasıl oluyor? Hepsinde var, hepsi de ameliyat olmuş falan. Sonra bir daha olmuş. Sanki öyle bir şey oluyor ki sadece o kişiyi taşımıyorsun. O kişi gelip senin o organında yer tutuyor. Ele geçiriyor, organını ele geçiriyor. Akciğer, karaciğer neyse, rahim, erkeğin penisi olabilir. Hocam işte 30 yaşında delikanlı, 40 yaşında adam diyor ki cinsel şeyim yok diyor. Bir bakıyorsun dedesini taşıyor. Allah Allah. Tabii. Eczanede de bize çek. Demek ki yani başka şeyler de aranması lazım. Yani öyle çok enteresan. Tabii ki bunun dışında bu mesela ekonomik sıkıntıları varsa, şimdi bu hep taşımanın sebebi şu biliyorsunuz, onu da söylemek lazım. Yani şey detayında boğmayalım insanları detaylarda. Bir kişi yeteri kadar çocukken sevgi almışsa anne, gerçek sevgi ama ne diyoruz? Böyle bir şey yok diyor. Dolayısıyla alan varsayıyoruz biz. Gerçek sevgi aldıysa annesinden ve babasından bu şekilde başka birilerini taşımak zorunda kalmıyor. Çünkü gerçek sevgide saygı da var. Bir mesela babaannesinin ismini vermişler kadına. Babaannesini taşımak zorunda. Bir kişiye babaannesinin ismini veriyorsan o kişinin, o çocuğa kendi şahsiyetine saygı duymuyorsun demektir. Yani onun kaderini olduğu gibi alıyorsun. Dolayısıyla organlara yerleşmiş kişilikler de var. Çoklu Vay kişilikler. canına. Ve bunu pozitifini de kullanabiliyorsun. Nasıl kullanıyorsun? Kişinin kendisini değil, kişilikte var olan güzel özellikleri kendinde oluşturabiliyorsun. Madem biz kuantum benliğiyiz, bazı şeyleri alabiliyoruz ve bazı şeyleri verebiliyoruz. O zaman bu alışverişi şöyle de kullanabilirsin. Bazı insanların üstün ve iyi niteliklerini bir şey gibi, enerjetik form gibi giydirebilirsin kendine. Bu mümkün. Ama aynı zamanda karmasını da alırsan. Yok, sadece o yeteneğini Mesela almış bir olursun. çocuğun adına Barış Manço'yu çok sevdikleri için Barış Manço koydular. Barış Manço'nun diğer özelliklerini de alıp yani o kişilik olarak, benlik olarak da alabilir mi? Alabilir. Ama Barış Manço'nun şu özelliği, şu yeteneği dediğin zaman sadece o yeteneği alır. O daha sağlam bir şey. Tehlikesiz bir şey o. Diyelim ki Barış Manço'nun atıyorum beste yapma, şarkı söyleme, sanat yeteneğini aldım. Ama Barış Manço'nun tüm karmasını yani ismini aldığın zaman onun içinde bir sürü negatif şeyler de var. Ha, o zaman ne yapmış oluyorsun? Barış Manço'nun tüm sülalesi, anne baba tarafının da oradaki cürüfleri almış olabiliyorsun. Ve birçok insan sevdiklerinin adını alan birçok insan var gerçekten. Tabii ki. Yani Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiği için Mustafa Kemal diyor ama onun o onca zorluğu, onca kadersel Evet. Kesinlikle. Bir kere olarak. ona çok ağır geliyor. Hani
Bazı O yüzden arabaların ağır şeyi geliyor diyorlar demek ki, değil tabii mi? kaldıramaz onu. Çünkü onun tekamülüyle Ben diyelim ki aynı mesela. geçtiğimiz zamanda gördüm mesela, çocuğun adını Muhammed Mustafa koymuşlar. Dedim ki, ah nasıl bir sorumluluk. Bir peygamber Tabii. adının konması, onun acıları, onun tekamülü o kadar zordu ki neden bunu çocuğa yaptınız dedim hatta. Ah keşke dedim Tabii. yapmasaydım. Öyle bir Galatasaraylı futbolcu aldı Mısır milli takımında. Muhammed Mustafa. Adam çok iyi bir futbolcu. Birkaç gol attı falan. Sonra kilitlendi. O kadar ağır bir enerji ki elini kolunu oynatamaz o. Hiç gerek yok. Evet. Ama Muhammed Mustafa'nın mesela peygamberimize bağışlayıcılık veyahut da şefkat özelliğini, devlet adamlığı özelliğini derse aslında oradan giderek esmaları, tanrısal özelliklerin frekansını almış oluyorsun. Kişiliğin kendisini değil, o daha sağlam bir şey. Doğru olan o. Şu özelliğini gibi. Bu da yapılabilir. Hep işi negatifinden almayalım. Bu da olabilir. Mümkün. Bu tabii benim hepsini tek tek denediğim şeyler bunlar. Bizzat yaptığım ya da şahit olduğum şeyler. Hiçbir şeyi şuradan okudum bunu anlatayım falan değil. Onu hep söylüyorum. Bir daha söylemiş olayım. Evet. Yavaş 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 yavaş. toparlayalım. Evet, toparlayalım. Soru varsa da birkaç soru da bakacağım. Evet. Evet, soru varsa iyi olur. Evet. Bakalım. Bu taşınmalardan nasıl arınabiliriz? Anneden, babadan diyor mesela hocam. Evet. Valla şimdi dediğim gibi aslında anlatımın içinde cevap da vardı ama tekrar özetleyeyim. Dışarıdan kendini gözlemlemek, ikinci bir gözlemci gibi kendini izlemek. Sonra kontrol dışı, mantık, akıl dışı, elinde olmadan otomatik yaptığın şeyler var. Yapmayı istemeden yapıyorsun ve başkalarına da sana da zarar veriyor. Bil ki o taşıdığın şeydir. Sürekli para kaybetmek, alkol almak mesela, alkol alışkanlığı. Soruyorum, diyorum ki baban içer miydi? Evet. Deden içer miydi? Bilmiyorum ama galiba. İçmemesi mümkün değil. Onun bir başlangıcı var. Peki baban seni sever miydi? Ya çok aramız iyiydi. İşte ondan dolayı taklit ediyorsun onu gibi. Böyle matematik gibi tık 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 iniyor. O zaman o şekilde baktığımız zaman diyelim ki sevgiden korkmak. Değil mi? Sevgiyi reddetmek. Hangi taraftan geliyor? Onu bulduğun zaman sevgiyi reddetmek. Mesela kendi kadınlığını reddeden kişiler, kadınlık, cinsellik, orgazm, romantizm, erkeği kabul etmek, kadın şeyi, cinselliği. Kadın cinselliği çok ayrı bir şeydir. Yüksek bir enerji. Bakıyorum hepsi düşük çıkıyor. Sonra diyorum ki baban sana baskı mı uygulardı ya da annen? Çıkma etme, onu giyme, şununla çıkma falan. Aman hocam diyor, ne baskısı diyor. Öyle baskılar yedik ki biz diyor. Ne oldu? Pıt diye kapatıyor onu. Tehlikeli buluyor çünkü. Ondan sonra da eşiyle ya romantizm yaşayamamaktan şikayet ediyor. Sanki eşi romantik değilmiş gibi ama. Cinselliği yaşayamamaktan şikayet ediyor. Eşinin kendisiyle halbuki kendisi bütün bunları korktuğu için, baskı yediği için itiyor. Aman başıma bir iş gelir diye onları itiyor. Öyle bakarak anlaşılabilir. Bir de işte babaannenin, anneannenin ismini almışlar kardeşlerimiz. Bunun etkisi ne olacak demişler hocam, nasıl kurtulacağız? Babaannenin adını almış bir insan Ya adını bir kere değiştiremeyeceğine babaanne göre. anne sildirmek lazım nüfustan bir kere. Ve insanlar sana öyle hitap ediyorsa diyeceksin ki kardeşim bana artık bu isimle hitap etmeyin. Ben bunu kendim yaptım mesela. Kendim yaptım. İsmimi değiştirdim. Dedim ki artık benim ismim şu kardeşim. Aa Kemkül biz seni böyle taşıyoruz. Hayır. Benim ismim
Benle dostluk yapmak istiyor musun? Yeni ismimi söyleyeceksin. Bunu yapmak istiyorum. Şanalı siz mi kendiniz? Tabii ben kendim düşündüm. Tabii. Nüfus da böyle herhalde şimdi. Ve biz zaten nüfusta Nüfusta değiştirdim. ne olursa olsun biz R Şanal, nam diğer yani. Evet, tabii. Dolayısıyla Hakan Yedican, hoş geldiniz Can. Evet. Dolayısıyla Şimdi nam diğer R Şanal yani. tabii ki ve çok bunu hep söylüyorum ben. İsmimi değiştirdiğim hafta bütün kapalı olan kapıların hepsi açıldı ya. O haftada. Ama çoğu kimse buna cesaret edemiyor. Diyor ki ya herkes beni öbür türlü biliyor ama falan. Çünkü nedir? Bu da mesela çok ilginç. Biz birçok farklı kişiliklerden, kişilik gruplarını taşıdığımızdan bahsediyoruz ya. O kişilik grupları nasıl taşıyoruz? Demin söylemiştim. Babanın soyadı ve oradan gelen silsile, silsile derler ya. Anne soyadı, oradan gelen silsile. Sana bir isim veriyorlar ve onunla hitap ediyorlar. İsmini değiştirince silsile gidiyor. Kalabalık dağılıyor. Diyorsun ki dağılın lan diyorsun. Vay canına. Tabii ki. Ama ben onu el yordamıyla buldum. Öyle hissettim. Onu yaptım yani. Belli Ama bir tarihten sonra benim kuantumu içimdeki bir ses, yani bundan kaç yıl önce söyleyeyim, tam 2000 yılında, 99-2000'de içimdeki bir ses bana ne zaman ne yapacağımı söylemeye başlamıştı. Çok keyifli bir şey o. Bir sabah kalktım. Farklı bir isim kullandıydı o ses. Ama ben onun dediğini yaptım. Korkusuzca yapmak lazım. Kitap basarken eski ismi kullanma dedi o ses yine. Ne kullan? Böyle gizemli bir şey kullan. Yani Türk mü yabancı mı insanlar anlamasın. Sanki ben bir danışman tutmuşum da halkla ilişkiler ya da medya danışmanlığı gibi. O bana sanki şey veriyormuş gibi, bilgi veriyormuş gibi. Bir baktım, geri dönüp baktığımda doğru zamanda doğru şeyler yapmışım. Başka bir zaman şeyi konuşuruz. Bu içindeki sesin rehberliğini kullanmak meselesi. Bu biraz yalnız tabii tehlikeli şu bakımda. Sen içindeki sesin rehberliğini zannedersin. Bir bakarsın aslında o başka bir şeyin rehberi olmuştur. Negatif bir şey. Egonun rehberliği olmuştur. O bakımdan o duruma gelip gelmediğimizi anlamak için de bazı tabii ki yapacağımız şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Test diye bileceğimiz bir şeyler var. Ama o çok keyifli. Ben o zamanlar farkında değildim ama şimdi bakıyorum. Ne bileyim kendi kitaplarımı kendim basmalıyım diye düşündüm. Şuradan şuraya taşınmalıyım. İş yeri tutmalıyım. Sonra iş yerini kapatmalıyım. Hepsi kendiliğinden akıp gitti ve ben hep onu izledim, takip ettim. Yani şimdi ama onu bu kadar açık söyleyebiliyorum. Aynı şekilde benim hayatım da öyle. Hep içimdeki Evet. sesi dinleyerek, daha doğrusu akışta olarak, biraz akışta olan bir insanım herhalde. Battım, Evet. çıktım yani çok defa. Evet, işte Şimdi. Ramta onu çok güzel açıklıyor. Korkusuz olduğunuz zaman ya ki imajınızdan kurtulduğunuzda yani o şeydir kısaca başkaları ne der? Benim hakkımda ne düşünür? Bunu yaparsam işte zarar görür müyüm? Yalnız kalır mıyım? Diye düşünürsen onu şey yapamazsın. Önce başkalarından kurtulman lazım. El alemden kurtulman lazım. El alem korkusu. Mesela. 17 yaşında yani lise arkadaşlarımla toplandım hocam geçenlerde. Herkes birbirini anlatıyor. Hepsi beni anlattılar. Benim farklılığımı çok ilginç bir şekilde. Bizim zamanımızdaki okullar Mustafa Kemal Atatürk'ün İdadi olarak kurduğu Afyon Lisesi, Süleyman Demirel'in de okuduğu, Hilmi Necdet Sezer'in okuduğu, eski Genelkurmay Başkanı'nın okuduğu okul ve son böyle okuyanlarız biz şey anlamında, idadi anlamında hocam. Yani ondan sonra her şey değişti.
Çok ilginç. Düşünün yani kızların farklı olduğu şeyler, süreçler. Ben de her zaman bütün hırçınlığımla her şeyin öndeki çok çalışkan bir çocuktum her zaman. İşte bizim teneffüslerde hatırlıyorum. Kızlar ve erkekler tek başına iki kişi dolaşamazlardı. Yani kızlar ve erkekler grup halinde dolaşabilirdi. Ama bir kız ve bir erkek yan yana dolaşması yasaktı. Ben Evet. her zaman benim erkek arkadaşlarım kızlardan daha çok olmuştur. Ben de işte bir şanalla çıkarmışım teneffüse, bir Güngör'le çıkarmışım teneffüse, bir Tanju'yla çıkarmışım. Onu anlatıyorlar. Hiç kimse de bana hocalar gelir sorarlarmış. Mukaddes bu ne iş? Niye geziyorsun sen Güngör'le? Niye gezmeyeyim? Güngör'ün Gülay'dan ne farkı var? Benim için aynı. Sonra öbür teneffüse gelirmiş. Ya Tanju'yla geziyor. Evet, şimdi de Tanju'nun sırası. Birazdan da Bekir'le gezeceğim Evet. teneffüste. Düşünebiliyor musunuz? Bir şeyleri değiştirme çabam. Ta 17 yaşındaki, 16 yaşındayken başlamış. Biraz Evet. milletine dar değil de ben ne düşünüyorum? Evet. Önemli olan Bu o. işte el alem korkusu, el alem ne der korkusu olduğu sürece böyle ensenden sanki çengel de asılmış da havada ayakların çırpınıyormuş gibi bir hayatın yaşar. Korsede gibi yaşarsın. Ve insanların ölürken en çok vicdan azabı çektikleri şey keşke el alemi dinlemeseydi. Bildiğimi yapsaydı. Doğan Cüceloğlu, Bir de Allah tabii rahmet ki eylesin, öyle bir başka adam. bir kalabalık grup var. O da aslında çok derin bir mevzu. Bayağı derin bir mevzu. Bizim Anunnakiler dediğimiz genlerinin genleriyle oluşturulduğumuz diyelim uzaylı varlıklar var. Yaratanın izni ve gizli emriyle. Yaratan çok gizli emirler verir, direkt vermez. Sen ne olduğunu anlamazsın yani. Dolayısıyla biz onların hikayelerini de taşıyoruz ve onları da taşıyoruz. Bu da apayrı bir şey. Apayrı bir Burayı biraz açalım mı hocam? Güçlü Metin hocam hoş geldiniz. Burayı bir açar mısınız? yani şöyle Anunnakiler. Anunnakiler var. Onların işte biliyorsun bir kraliyet ailesi var. Ondan sonra bu genetik çalışmaları yapanlar var içinde. Özellikle bir baş genetikçi var. Ondan sonra bunların genlerini dolayısıyla hikayelerini de taşıyoruz, özelliklerini de taşıyoruz. O da ayrı bir şey, bir durum. Şimdilik yani bu apayrı bir konu ama hani biz kalabalığız dedik ya, sadece bu ailelerle sınırlı değil şeyimiz, hikayemiz. Dolayısıyla şeye benziyoruz biz. Bir kar topunu dağın tepesine attığın zaman o aşağı bir çığ olarak iner. Değil mi? O çığın içinde bir sürü kar tanesi vardır, kar topu vardır. Belki o kar topu çığın içindedir ama bütün dağı aşağı indirir. Onun için yani bir insan yürürken bütün insanlık onunla birlikte yürüyor bir yerde. Değil mi? Bütün o genleri takip ediyoruz çünkü. Ta Adem'le Havva'dan gelen bir şey değil. Ondan öncesinden başlayan bir hikaye var çünkü. Tabii onlardan aldığımız sadece olumlu özellikler yok. Olumsuz özellikler de var. Çünkü onlar neticede bizim gibi varlıklar. Öfkelenen, nefret eden, seven, kıskanan varlıklar idiler. Onların hikayelerini de alıp taşıyan insanlar da var. Evet hocam. Hocam eski eşten bağ kesme ya da eski sevgiliden bağ kesme yapılmalı Şimdi mı yoksa bağ hani kesme, yapılmamalı mı? kesme çok agresif bir şey, ters etki yapar. Onurlandırmak onu. Mesela Bertel'in yerde bunu yapar. Onu onurlandırmak. Hani mesela ondan nefret etmek değil. Allah kahretsin, nereden çıktı bu karşıma değil. Ki seni tanıdığım güne lanet olsun vardı ya. O değil yani.
Bağ kesmek ondan özgürleşmek demek. Onu sen seçtin, hayatını sen aldın. O zamanki aklınla tercih ettiğin birisiydi. Bazen de tabii unutamadığımız kişiler de oluyor. Tekrar başlayalım, devam edelim, kaldığımız yerden devam edelim gibi. Yani bir şey bittiyse onu çok fazla da zorlamamak lazım. Senin içindeki egonun o parçası, onunla birlikte hala olmak isteyen parçası ona dönmek istiyor. Ama bil ki döndüğünde de aynı sıkıntıları, aynı sorunları yaşayacaksın. Özgürleşmenin içinde bu da var çünkü. Öne doğru, ileri doğru yürümek, arkada onu bırakmak. Oldu bitti artık. Ama bu süreç o kadar kolay olmaz tabii. Zor olacaktır. Sızı olacaktır. Hep onu düşüneceksin. Dönmek isteyeceksin. Elin telefona gidecek falan filan. Ama bunu bilerek biraz sabredersen bir süre sonra artık bunun da bir bazı insanlar bu süreyi bile bilen ilişki koşulları var. Biliyor işte 6 ay falan. 6 ay 15 gün 15 saat falan diyorlar. Bunlar biliyor bu işleri. Çünkü insan hangi konuya çok fazla kafa patlatırsa hakikaten kimisi 2 yıl diyor, kimisi 6 ay diyor. Onun için bir kimseden kolay kolay gidilmiyor. Birisini seçerken biraz özenli davranmak lazım. Yani yalnız kalayım ama yalnız kalmayayım diye ona buna sırnaşıp yapışacağına o yalnızlığında kendini biraz temizleyip rahatlatıp sonra devam etmekte fayda var. Tabii ki yapabiliriz, yapabilene. Hani akıl vermeyin diyoruz, şimdi biz akıl vermiş olduk da doğrusu bu yani. Şimdi bir şey yapıp yapmamanın kendiliğinden doğal olarak yapmanın yolu bilinçaltında o yaptığın yanlışın kaynağını değiştirmek. Kaynağını değiştirirsen otomatik olarak bilir. Sigara içiyorum diyor mesela. Onu yapıyorsun, öğüt veriyorsun. Bak sigara zararlı, şöyle yapar, ciğerlerini mahveder falan filan. Ya da diyorsun ki ya sigara ihtiyacının arkasında ne gibi bir kazanç var? Onu dönüştürüyorsun, sigarayı bırakıyorsun. Bitti. Zorlayarak hiçbir şey olmaz. 1.000 kere alkolü bırakacağını yemin ediyor. 1.001 kere yine başlar. Onun için o ihtiyacı mesela bazı kişiler ayrıldığı eşlerini, sevgilerini neden unutamıyor? Çünkü onda babasını görüyor. Babasının alamadığı sevgisini, bundan da alamadı. Acaba tekrar alır mıyım? Ne yanlış yaptım? Neyi farklı yapayım ki tekrar ona döneyim ve o bana sevgi versin diye tekrar çareler arıyor ona dönmek için. Halbuki babanın sana sevgi vermeye ya da annenin mecali ve kapasitesi olsaydı zaten verirdi be kardeşim. Zaten verirdi yani. Hatta ben şimdi daha dün bir şey doldurdum video. Hüsran diye. Hüsran. Ne ararsan kendi içinde zaten var. Dışarıda aradığın sürece sonuç hüsrandır. Dışarıda sevgi mi arıyorsun? Hüsran. Evet. Bulamazsın. Zenginliği dışarıda mı arıyorsun? Hüsran. Gücü dışarıda mı arıyorsun? Hüsran. Yanlış yere bakıyorsun. Sende mevcut. Hani bu Cem Yılmaz bu espriyor ya içimizde. Yani espri şaka yapıyor alay ediyor. Evet içimizde kardeşim. Vallahi. İçimizde işte. Dışarıda değil. İçinde olunca dışarıdaki de zuhur ediyor birdenbire. Evet. Yani o zuhur ediyor. Meydana çıkıveriyor. Bu böyle. Evet, başka soru. Dökme suyla değirmen dönmesi gibi değil mi hocam? Yani siz Nasıl? dökme suyla değirmenin dönmesi gibi. Yani biz sizi severek ya da siz değerli kılarak ne kadar devam edebilir değil mi? Bu insanın kendine verdiği değer muhtemelen. Tabii. Ya da Evet. sevgili. İçeride hissedilmeyen değer duygusunu dışarıda ne kadar uğraşsan kani olmuyorsun. Sana yeterli olmuyor. Zaten vermiyorlar. Verseler de kabul etmiyorsun aslında. İçeride oluşturamadığın, kendine duymadığın sevgiyi ne kadar dışarıda arasan oluşturamıyorsun. Sana sevgi vermeye niyet eden birini görsen de topuklayıp kaçıyorsun. Arkana bile bakmıyorsun. Ama ben sevgiden korkuyorum demiyorsun. Bir bahane uyduruyorsun.
Hazır değilim diyorsun. O kişi uygun değil diyorsun. Ben sevmem öyle mıcık mıcık diyorsun. Bana samimi gelmedi sevgisi diyorsun. Buluyorsun bir bahane. Zihin egonun emrinde şeytana dönüşür. Bildiğin şeytan gibi çalışır. Şeytanı sağda solda orada burada aramamak lazım. Ah, zihin arıyorsa egonun emrindeki şeydir, zihindir. 50 dereden su getirir, seni dereden susuz geri getirir. Evet. Evet. Hocam, eşlerinin ya da erkek arkadaşlarının kendilerinden önceki birlikteliklerinin fazla olmasından şu anda üzüntü duyan ya da bu konuda tedirgin olan canlar var. Peki bu nasıl çözülebilir? Buna nasıl bir çözüm Yani getirebilirler işte? eşleri kendisinden önce çok kişiyle çıkmış, ona mı tedirgin oluyor? Şu anda demek ki bilgiyle ona tedirgin olanlar var. İyi, o zaman daha önce hiç kimseyle çıkmamış bir eş seçeceklerdi. Hayır, karmik şeyler bağlar oluyor filan dediniz ya. Ha, o bakımdan Evet, doğru. evet. Evet hocam. Ben zannettim hani kıskançlık oluşuyor. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Tabii ki bir temizlik yaptırmak lazım. Çünkü hele hele çıktığı kişilerin frekansları ve tekamül seviyeleri düşükse ondan sonra o kişide bayağı bir birikim olmuştur. Temizlik, herkes için temizlik şart. Şimdi bu oruç mesela bağırsakları, bedeni temizlemek için yapılan bir şey. Yani sebeplerden biri. Tek sebebi yok. Ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Şimdi temizlik her şey için geçerli. Zihni temizlemek, vücudu temizlemek, bağırsakları temizlemek, bir de ilişkiyi temizlemek. Mesela çok fazla kişiyle düşüp kalkmak da aslında bir kirlilik yaratır bence. Çok fazla kişi. Benim 50 tane dostum var. Herkesi tanırım falan. Ne oldu? Ne yapıyorsun? Orada bir ayıklamak lazım temiz kişilerde. Mesela çok ilginç Kur'an'da şey der. Onu mesela düşünsene yüce bir Kur'an var, yüce bir kitap. Orada üşenmeden şunu yazıyor. Diyor ki temiz erkeklerle temiz kadınlar. Temiz kadınlarla temiz erkekler. Alıyor bunu, oradan alıyor, buradan alıyor. Bu cümleyi uzatıyor da uzatıyor. Kur'an okuyanlar hatırlayacaklar o şeyi. Evet. Neden bunu söylüyor? Aman diyor kendi tekamülünüze uygun olmayan ve ne olacak canım bir gece beraber olurum ya da bir süre olurum falan diye öyle bir şey yapmayın diyor. Dikkat edin yani. Nasıl yediğine içtiğine dikkat ediyorsan abur cubur ama bir de böyle dikkat etmeyen var. Ne varsa yiyenler var. İlişkide de seçici olmak lazım. Nasıl Tamam. temizlik yapılacak peki Can Hocam? Lazım diyoruz. Efendim? Nasıl temizlik yapılacak diye soruyorlar. Evet. Valla dediğim gibi o temizliği yaptığına inandığınız bir profesyonel, bilgili bir usta bulacaksın. Bu her şey için gerekli. Her şey için cevap bu. Hep söylüyorum. Aman ben yapayım da şu falan filan. Aa ben kendimi nasıl temizleyeceğim hocam küstüm mü yapacağım? Şöyle üstümü böyle mi yapayım? Hayır kardeşim birbirine soracaksın. Gideceksin ona danışacaksın. O seni temizleyecek. Kendin seçeceksin. Peki kimi seçeyim? Ona ben karışmam. Kendin araştıracaksın, edeceksin. Kendine göre uygun olduğuna inandığın birine diyeceksin ki ben böyle bir temizlik istiyorum. Yapıyor musun? Yapıyorum. Ona yaptıracaksınız. Böyle yapmak lazım. Ustasına, erbabına. Ben bir zamanlar bir avukatım vardı. Avukat bana tembih ediyordu. Sakın bana danışmadan hiçbir yere imza atmayın. Gittim bir yere. Ya dedim ne olacak işte şuraya şuna imza alacağım. Hala ondan kurtulamıyorum. Yanlış imza atmışım çünkü. Avukata söylemeye de korkuyorum. Azarlayacak beni. Ben sana söylememiştim. Vay canına. Ya onun için bileceksin, yani soracaksın ve ona
tembih edeceksin. Ona teslim edeceksin kendini. Evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. 1 saat Rica 45 ederim. dakika oldu güzel hocam. Gerçekten harika bir yayındı. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün çok ilginç şeyler öğrendik hep birlikte. Ne Gerçekten, mutlu, ne gerçekten mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu bana. çok güzeldi hocam. Çok çok güzeldi. İşte bu Re-Şanal farkı bu sevgili canlar. Şanal Teşekkür farkı. ederim. Sevgili canlar, takip etmek isteyen canlarımız yukarıda Mukaddes Bekim Lemurya Akademi'nin yanında ok işareti var. Oradan Şanal Hoca'yı takip edebilirsiniz. Ben bir de bu yayını şimdi hemen IGTV'ye kaydediyorum. Bir önceki yayında bunun da altına hocamı etiketliyorum. Oradan da bulabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Evet. Bir de onun altına etiketliyorum. Oradan takip edebilirsiniz sevgili canlarım. Bu arada bir duyurum vardı. Aslı tembih etmişti bana. Asistanım birlikte çalışmaya başladık şimdi. Duyurumuz şu. Bir kuantum uygulayıcılık online eğitimi başlatıyoruz 15 Temmuz'da. Bu 15 Temmuz tarihi de yani akılda kolay kalsın diye. İlk defa teknikleri online olarak vereceğim. Canım hocam hikayelerde etiketleyin Aslı'ya söyleyin. Evet. Hikayelerde bizi etiketlesinler, biz de duyuralım. Canların hepsi duysunlar. Süper. Çünkü kuantum hakikaten kuantumun babasından öğrenilir, yakışır yani canlarımıza. Evet hocam. Teşekkürler. Evet, duyurum bu. Bir de YouTube kanalı var. Videoları oradan izleyebilirler. Çünkü ben o kanal açıldıktan sonra çok video dolduruyorum. Ondan sonra ayrıca tekrar teşekkür Bunları da ediyorum size. yüklüyoruz. Hocam bunları yüklüyor sevgili canlar. Evet. Yani Reşanal adına değil mi hocam? Reşanal Günseli Reşanal. YouTube Evet. kanalı, Aynen. Mukaddes Pekin Baştil YouTube kanalı. Lütfen Evet. canlarımız YouTube kanalında da destek olmanızı rica ediyoruz. Beğenmenizi, abone olmanızı, merhaba bile olsa yorum yapmanızı. Bu çok önemli. Öne çıkması için, yayınların öne çıkması ve tanıtılması için. Hepinize çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bir Evet, bir de kibarsınız. benim bir sloganım var, onu söyleyeyim. Hastalığa karşıyım, fakirliğe karşıyım, sevgisizliğe ve yalnız kalmaya, kavgaya, gürültüye karşıyım, ihtiyarlığa karşıyım, mutsuzluğa karşıyım. Mandra filozofu da her şeye karşı biliyorsunuz. Aynen öyle. Evet, Görüşmek üzere. seviyoruz sizi Can hocam. Eğitimi Sağ nasıl olun. alacağız diye soruyorsunuz sevgili canlarım. Hemen takibe alıyorsunuz hocamı. Hocamın Evet. sayfasında vardır, olacaktır. Sayfada Ben de var. Evet. paylaşacağım. Instagram'da. Ben hem Aynen. Lemurya Akademi'de paylaşacağım, hem Mukaddes Pekin Baştil kanalında paylaşacağım. Oradan da görebilirsiniz canlarım. Hocam Aynen. Aslı beni etiketlesin. Siz bilmiyorsunuz da etiketlemeyi falan. Tamam. Aslı biliyordur hocam. Tamam, söyleyeyim. Görüşmek üzere. İyi ki Duyurdum ben. varsınız. İyi İyi akşamlar akşamlar, sevgili teşekkürler canlarım. tekrar. Sağ Görüşmek olun. üzere canlarım. İyi akşamlar.